zamandır beklediğimiz görüntüler sonunda Ankara'dan geldi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından tasarlanmış jet motorlu eğitim uçağı Kürjet ilk motor çalıştırmasını gerçekleştirdi. Öncelikli olarak bu uçak P1 olarak adlandırılan uçacak ilk prototip yani test uçağı. Hatırlayacaksınız bundan daha önce P0 olarak adlandırılan yerde testlerin gerçekleştirileceği statik uçağın görüntülerini sizlerle paylaşmıştık. Hatta bazı yorumlar yapılmıştı iniş takımlarının durumu hakkında. Bu uçak P0'dı, statik test uçağıydı. İşte bu gördüğünüz uçak da P1. Önce bir drone görüntüsü geliyor. Hangardan çıkartılıyor. Kendi iniş takımları üzerinde uçak ilerliyor. Hemen kenarında ise Pakistan tarafından üretilen Süper Muşak 2 uçak, eğitim uçağı bunlar. Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edilecek. Bu uçakların son kabul testleri de TUSAŞ tarafından gerçekleştiriliyor. Görüntüye Ercan Çelik geliyor. TUSAŞ test pilotu kendisi ve uzun zamandır Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nde görev yapıyor. Ercan Çelik ilk olarak TUSAŞ tarafından imal edilen 30 adet F-16 Block 50 Plus alımı sırasında TUSAŞ'ta göreve başlamıştı. Çok tecrübeli bir F-16 pilotu ve halen Hürjet'le ilgili de test çalışmalarını bizzat kendisi gerçekleştiriyor. Muhtemel ilk uçuşu da kendisinin yapması bekleniyor. Kokpit görüntüsü bu sırada detaylı bir şekilde ekrana geliyor. Özel bir kokpite sahip olacak Hürjet, tek ekrandan pilot adayları ki ön kokpitte pilot adayı oturuyor, arka kokpitte ise öğretmen pilot, tek ekrandan tüm verileri kontrol edebilecek. Bu açıdan da yeni nesil bir kokpit tasarımına sahip. Benzer konseptler Milli Muharip Uçak veya Milli Muharip gibi 5. nesil F-35 gibi uçaklarda bu tür konsept tasarımları var. Uçağın üzerinde herhangi bir boya yok. Metal yüzey dikkat çekiyor. Kanepe gibi bölümlerde astar boya kullanılmış durumda. Genellikle motorun takılmasının arkasından astar boyanın üzerine gerçek boya atılmaya başlanıyor. Bu açıdan da muhtemel uçağın bu yer testlerini tamamlanmasının arkasından da bir sonraki durağı muhtemel TUSAŞ'ın boya atölyesi olacak ve burada uçak ilk uçuşu yapacağı renklerine kavuşmuş olacak. Bu arada tabii çalıştırma sırasında uçuş test ekipleri birçok ekipmanı uçağa bağlamış durumda, hazır olarak bekliyorlar. Bir başka hazır bekleyen ise itfaiye ekibi. Tabii ki her uçuşta bir risk var. Sadece ilk uçuş değil, her türlü motor çalıştırmada bu tür teknik ekipler, itfaiye ekipleri hazır olarak bekliyor. Bu arada da yakın bir plan var. Uçağın gerçek iniş takımlarını, ana iniş takımlarını yakından görüyoruz. Gerçekten detaylı, uçağın sert inişlerde her türlü şokunu alabilecek şekilde bir tasarım gerçekleştirilmiş. Bunu niye söylüyorum? Çünkü sonuçta bu bir eğitim uçağı ve eğitim uçağı olması nedeniyle sert iniş yapabileceği riski yüksek olması nedeniyle iniş takımları eğitim uçaklarının büyük önem taşıyor. Ve şu anda da motoru görüyoruz. Uçakta motor olarak General Electric şirketinin F-404GA-102 serisi kullanıyor. Halen bu motor eğitim uçağı olarak Amerika'da Boeing ile Saab'ın ortak tasarımı T-7, Güney Koreli Kai şirketinin T-50 gibi iki önemli uçağa da güç veriyor. Ve üçüncü önemli yeni nesil eğitim uçağı da Hürjet olacak. Bu açıdan da motorun büyük önemi var. Motor en son TUSAŞ'a geçtiğimiz ay yaptığımız ziyaret sırasında gelmemişti. P1'i görmüştük. P1'in sol kanadı takılmıştı. Sağ kanadının montajı bekleniyordu. Bu motor yaklaşık 10 gün önce Türkiye'ye ulaştı. Hemen montajı gerçekleştirildi ve 1 Şubat tarihi itibariyle de motor çalıştırması da yapılmış oldu. Bir sonraki önemli adım 18 Mart 2023 Hürjet'in 18 Mart'ta ilk uçuşunu yapması bekleniyor. Bu açıdan çok önemli bir kısa bir süre var. Bu kısa süre içerisinde yaklaşık 40-45 günlük bir sürede uçağın birçok ilk yer testi yapılacak. Çalıştırma bunlardan bir tanesiydi. Taksi testleri, hızlanma, motorun tasarıma getirdiği etkiler, ivmelenmesi ve tabii ki hızlanıp durması gibi birçok konu yoğun bir test programından geçirilecek ve Ercan Çelik'te ilk uçuşu gerçekleştirmesi hedefleniyor. Bu açıdan TUSAŞ'ı yine imalat gibi zorlu bir süreç bekliyor ama sonuçta
18 Mart'ta eğer bu uçağın uçuşu başarıyla yapılırsa gerçekten Türk havacılık tarihi için de çok çok önemli bir sayfa açılmış olacak. Çünkü ilk jet motorlu uçağımız gökyüzüyle buluşmuş olacak. Ne diyelim, bundan sonra sırada Milli Muharip Uçak var ki Milli Muharip Uçak da bu yıl sonunda ilk uçuşunu gerçekleştirecek.